Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video olacak. Bugün bir vlog çekmek istedim. Tatil vlogu. İşlerimize bir haftalık bir ara verdik. Biraz tatil yapalım dedik. Çok çalışmıştık. Şimdi verdiğimiz emeklerin karşılığını mı alıyoruz derseniz. Kendimizi dinlendiriyoruz, motive oluyoruz. Sonrasında çok daha iyi bir şekilde devam edeceğiz derseniz. Buna siz karar vereceksiniz. Bu bir vlog tarzında bir video olacak. Yer olarak arkadaşlar Marmaris'teyiz. Burası Marmaris İçmeler diye geçiyor. Oldukça güzel bir yer. %90 turist var. Türkler çok az. Tabii bildiğiniz gibi ekonominin de etkisiyle Türklerin de sayısı oldukça şu anda düşük. Sadece genel itibarıyla turistler var burada tatil yapan. Şöyle göstereyim. Sahil üzerindeyiz. Arkamız komple olduğu gibi otellerle bütün sahil şeridi otellerle çevrilmiş durumda. Oldukça güzel bir yer. Siz de isterseniz arkadaşlar tatil yapmaya gelebilirsiniz. Biz de burada otele geldik. Oteli tuttuk. Onun dışında denize giriyoruz, havuza giriyoruz vesaire. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım size. Biliyorsunuz uzun bir maraton geçirdim ben. Maraton diyorum çünkü bir koşu gibi oldu benim için daha çok. Çok uzun çalıştım. Bir yıl boyunca pazar dahil arkadaşlar hiçbir ara vermeden sürekli olarak çalıştım. Hiç tatil yapmadım. Şimdi ise bunun meyvesini yiyorum. İşte tatilime geliyorum. Ekonomi ne kadar da kötü olsa da biz yine elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız işten faydalanıyoruz ve bu şekilde faydalarını da görüyoruz. Ne kadar zorlansak da. Şimdi ben bir yerde işte çalışıyor olsaydım arkadaşlar nasıl gelecektim tatile? Nasıl izin alacaktım? Sonrasında ödemelerini nasıl yapacaktım? Şöyle söyleyeyim, bir haftalık bir tatil için emin olun 8 ay 9 ay sıkıntısını çekecektim taksitlerini öderken. Çünkü tatile geldiğimizde belli bir ücret ödüyoruz. Ancak işte kendi işinizin patronu olduğunuzda, bir şeyler için çaba gösterdiğinizde bunlar değişiyor ve çok daha rahat hareket etmeye başlıyorsunuz. Ben de direkt faydasını görmedim tabii. İlk başlarda çalışırken hiç tatil yapmadım dediğim gibi, pazarlar dahil. Normalde bir işte çalışırken ne yapıyordum? Pazar günlerim tatildi, cumartesi günlerim yarım gün oluyordu vesaire derken yine de full çalışıyordum ama bir veya bir buçuk gün kadar tatil yapıyordum. Ama şimdi geldim buraya, bir hafta arayanım yok, soranım yok, geldim. Zaten telefon çalmaya devam etti, ilk gün devam etti. İlk gün açık bıraktım arkadaşlar, cevap vermeye devam ettim. Orada da şunu söylemek için, ya ben tatile çıktım, şu anda tatildeyim, rahatsız etmeyin gibisinden arayan kişilerle görüştüm. Sonrasında telefonu zaten tamamen iptal ettim. İzin versem, telefona bakmaya devam etsem inanın uzaktan çalışma gibi olur. Buradan devam ederim. İşimin yoğunluğuna bakar mısınız? Tatile geliyorsun. Sonrasında tatil yapmaya kalkıyorsun. Telefon sürekli, arkadaş aralıksız bütün gün telefonum çaldı ilk gün. Ne yaptım? Cevap verdim dediğim gibi ama sonrasında yavaş yavaş azalta sonrasında telefonu iptal ettim. Tatilime bakıyorum şu anda da. Geldiğim zaman full motive şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Videolarımız gelmeye devam edecek. Şu anda mutluyuz. Her şey yolunda. Ekonomi ne kadar kötü de olsa, turistlerin paraları ne kadar burada değerli de olsa biz de elimizden gelen çabayı göstererek devam ediyoruz. Turizmi soracak olursanız arkadaşlar birazcık iş konularına da girelim. Kanalımızın biliyorsunuz ana teması bu. Turizm işinde arkadaşlar turistlerin parası var yani. Geliyorlar, ceplerinde euroları oluyor, dolarları oluyor. Öyle olunca bir bozduruyorlar, istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Aklını kullanan otel sahipleri vesaire de onların cebinden o parayı alıyorlar, tatil yaptırarak, eğlendirerek. Ne kadar işini iyi yaparlarsa o kadar da iyi kazanıyorlar. Buralar full arkadaşlar, turistler akın etmiş. Bütün oteller full çekiyor zaten. Hani dediğim gibi %90, yani hadi %90 çok fazla abartıyor olayım, %80'i arkadaşlar turist. Oteldekilerin, tatil yapanların. Gelin buraya bir sahilde bir çıkın zaten göreceksiniz. Yani Türk yok resmen. Ekonominin dediğim gibi zorluklarından kaynaklı bu da. İnşallah her şey düzelir. Biz moral kırmadan devam edeceğiz. Video böyle parça parça gelecek arkadaşlar. Parça parça eklentiler yapacağım. Evet, buralarda bu şekilde. Ama burayı da tavsiye ederim. Antalya'ya gidiyorduk arkadaşlar. Antalya aşırı sıcak. Antalya'da da otellere, tatillere gitmiştiğimiz oldu. Ama Antalya aşırı sıcak olduğu için arkadaşlar
tatil yapıyorsunuz, denize giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, hemen tekrar sıcaklıyorsunuz. Burada denize girdikten sonra belli bir, yani deniz soğuk ama üşütmüyor. Çıktıktan belli bir süre sonra tekrardan serinlemiş oluyorsunuz ve hemen bir daha gireyim ihtiyacınız olmuyor. O yönden çok iyi. Karadeniz zaten biliyorsunuz sıkıntılı ama Marmaris'i öneririm kesinlikle. Özellikle içmeleri ben çok beğendim. Siz de gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar, içeceğimizi aldık. Şöyle havuz başına da geçtik güzel bir şekilde. Şimdi birazcık dinleneceğim. Tatil kısmının en sevdiğim yanlarından bir tanesidir bu. Biraz rahatlığımızı düşüneceğiz. Şu anda hiç düşünmeyeceğiz. Çünkü motivasyon olsun diye de geldim zaten. Öyle bir tatil yapmak istedim. Bizimkiler de şurada oturuyorlar. Şimdi ben yanlarından biraz daha uzaklaştım. Size video çekebilmek için. Tatilde bile sizi düşünüyorum. Sizlere video çekmeye çalışıyorum. Siz de arkadaşlar bir şeyler yaptığınızda, bir şeyler başardığınızda elinizden geldiğince kendinize ödül vermeye çalışın. Elinizden geldiğince kendinizi motive edecek bir şeyler yapın. Şimdi ben gittiğim zaman, İstanbul'a döndüğümde özellikle güzel bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Çünkü burada tatilimi güzel bir şekilde yapmış oldum. Kendi motivasyonumu kendime sağlamış oldum. Bu tarz başardıktan sonra kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyor. Bugün zaten bir şeye denk geldim. Bir abimiz var girişte. O da işte bir şeyler satmaya çalışıyor bize. Satmaya çalışıyorlarken masaj önerdi. Çok, o da işinin bir güzel satış yaptı açıkçası. Yani hizmet sattı. İşte şöyle ballandırdı, böyle ballandırdı derken ben bir baktım enişteyle masajdayım. Masajda şurada alt katta. Gittik masajımızı da yaptırdık. O da dedi kendinizi ödüllendirin işte vesaire gibi söylemlerle. Ben de masajı zaten çok severim. İşte masajımızı da yaptırmış olduk. Vücudumuzu da dinlendirmiş oluyoruz elimizden geldiğince. Bu tarz videolarda, vloglar tabii ki gelecek. Çünkü hayatımızın her yerinde iş yok. Elimizden geldiğince farklı videolarla da karşınızda olacağım. Burayı da biraz daha tanıtacağım size. Daha buradayım. 6 gece buradayız daha. Daha vaktimiz var. Yine burayı da sizlere tanıtacağım elimden geldiğince. Bu da zaten içerik olarak vlog içeriği olacak. Marmaris harikaymış arkadaşlar bu arada. Yani Antalya'ya nazaran çok daha iyi gördüğüm kadarıyla. Serinlik bakımından sonrasında işte zaten çok turist olduğu için dediğim gibi sıkıntılı insanlar da pek yok. O yönden çok rahatsın.